göre Türkiye'de aranırken tüm bunlar oldu. Ve Hüsnü Mahalli oradan vaat edilip de bir türlü alamadığı milyon dolarla Gezi'yi finanse ederken. Yani böyle tuhaf şeyler yaşamıştık. Şimdi Erdoğan o ülkenin konu olacak. Almanya Başbakanı, Almanya Başbakanı Scholz da Ukrayna yolunda. Şimdi kriz aslında şu görünüyor. Savaş olmayacak, sıcak çatışma olmayacak. E ne olacak? Soğuk savaş dönemini hatırlatan bir böyle fena halde kutuplaşma olacak. Ama Biden sürekli el yükseltiyor. Hatta güya İsrail basınına göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi belirlemiş de müttefiklerine vermiş İsrail basınına göre. Kimileri de diyor ki mesela en son Finlandiya yanılmıyorsam müthiş bir silah anlaşması yaptı Amerika ile. Amerika tabii ki satacak. Habire oralarda aman savaş geliyor, aman Ruslar geliyor, aman Ruslar geliyor diye silahlar satılıyor. Biz de keza Ukrayna özelinde bunları yapıyoruz ama mesele bundan ibaret diyen de var. Bunlar kimi ülkelerin cebinden silah parası olarak çıkıyor. Bizden de petrol ve dolayısıyla benzin, akaryakıt diye çıkacak. Kuzeydeki gerilim yüzünden Brent petrol 100 dolara çok yakın. En son 100 doların eşiğindeydi. Ramak kalmıştı. 97 hemen bakıyorum. 95.79 yani 96 dolar civarında. Bu feci bir şey, size söyleyeyim. Feci bir şey. JP Morgan mesela bunu 125 dolara kadar çıkabilir diye bir öngörüde bulunuyor ki ağzımızdan yel alsın. Bu arada bizde de hani akaryakıt elbette hayatımıza Brent petrol fiyatları buraya çıkınca yansıyacak. Onlar yansıyınca elektriğe bir daha zam, doğalgaza bir daha zam. Zaten benzine, petrole, motorine sürekli zam zam zam. Bir teselli kabilinden şu anda 94.55 civarında işlem görüyormuş. Dersu ham petrol fiyatı, Brent petrol varili 93.79 görünüyor. Ama 90 üzerinde 100'e doğru bakın hani nasıl artarak gitmiş. Gün içinde düşüşler gösterebiliyor ama durum fena. Bizde de dediğim gibi teselli kabilinden bir KDV indirimi yapıldı. KDV indiriminde yüzlerce gıda ürününe KDV'de indirim geldi. %8'den %1'e indi. Bunun birazdan hani hangi üründe ne kadar bir indirime tekabül ettiğini anlatacağım. Şimdi buna uymayanlar için fahiş etiket timleri kuruluyor. Bay siz 30 kuruş indirmediniz. 30 kuruş dediğime bakmayın. Gerçekten bazı ürünlerde o kadar. Hadi bilemediniz 1 lira. 1 lira indirmediniz diye müthiş cezalar yazacaklar. O timler kuruluyormuş. Anayasa Mahkemesi bugün gündemdeki bir başka başlık bu. Anayasa Mahkemesi başkanı konuşacak. Şimdi bir toplantıda konuşacak. O toplantıda size başlığı söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının desteklenmesi projesi. İsmail Saymaz diyor ki, diyecek ki Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanması lazımdır. Bunun desteklenmesi yönde bir projemiz var. Böyleyken böyle diyecek. Şimdi hak hukuk demişken başlayalım, sadede gelelim. Kavala mesela 1567 gündür tutuklu Kavala. Temel haklardan bahsettik. Bu alandaki kararların etkin uygulanmasından söz ettik. Ne Anayasa Mahkemesi kararları uygulanıyor, ne AİHM kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanıyor. Ve Sedef Kabaş. Sedef Kabaş'ın durumu Selahattin da çok... Selahattin Demirtaş da var. Selahattin Demirtaş elbette var. Doğru hatırlattın. Sedef Kabaş da mahallemizin
en dikkat çekici gelişmesi oldu. Gözaltına alınması, tutuklanması. Bir mesaj paylaştı sosyal medyada. Diyor ki Sedef Kabaş, görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı? 12 yıl hapis sistemi, 250 bin lira manevi tazminat, 20 gündür süren hapiste tutukluk hali. Kelebeğe de kapatma diyorum yani. Yasak. Program durdurma. Evet, evet. Ya bir şey söyleyeceğim. O hani bir insanın özgürlüğünün yanında tabii bence hiç de. Şimdi bir de bakın diyeceksiniz ki belki aradığınızda kimileri. Ya Cumhurbaşkanı da hakaret edilmez. Hele öyle hiç edilmez. Şimdi peki bunun karşılığı mesela 12 yıl hapis sistemi olabilir mi? Bu dünyanın neresinde kaldı? Ha şeyde bile yok. Kuzey Kore'de daha temiz mesela öldürüyorlar. Hani farklı bir biçimde orada cereyan ediyor. Dünyanın gerçekten neresinde adı cumhuriyet olan, demokrasiden söz edilen hangi ülkesinde, neresinde böyle bir şey olabilir? Olamaz zaten. O iddianameyi ben cuma günü okuduğumda yani sanki hiç bitmeyen, tekrar başa saran bir filmi yeniden izlermişim hissine kapıldım. Yani bir konuşma, televizyonda bir konuşma. O da hemen fark edilmemiş, bir hafta sonra fark edilmiş. Ve o konuşmada geçen bir kaba diyebileceğimiz bir ifadeden ötürü, işte incitici diyebileceğimiz bir ifadeden ötürü Sedef Kavaş birdenbire, yani sadece soruşturma açılması değil mesele, birdenbire önce sosyal medya kampanyasıyla troller tarafından ilgili kurum ve kuruluşların gözüne sokuldu. Onlardan biri Rütük'tü. Rütük hemen bunu gündemine aldı ve ceza verdi. Ardından ilgili kurum İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ydı. İçişleri Bakanlığı gece saat 2'de üstelik Sedef Kabaş'ı biraz da ahlaken vurmak için adeta gece yarısı bulunduğu yerden aldı. Saat 2'de. O daha gözaltındayken. Ahlaken derken? Yani gecenin ikisinde bulunduğu yerden aldılar ve bulunduğu yeri ben söyleyeyim. Annesi, babası ve oğlu. İşte. Hani bu ahlaksızlık demek istemiyorum ama gidip bardan almadılar. Yok hayır. Alabilirlerdi de. Bunda ahlaksızlık yok çünkü. Evet. Gecenin bir yarısı sanki evinde, ikide. Evinde oğlunun yanından aldılar. Gece saat 2'de bulunduğu yerden alarak böyle bir topluma apar topar bir mesaj verildi. İkincisi daha henüz gözaltındayken Adalet Bakanı tweet atarak onun hakkında resmen yargıya talimat vericisine işlem yaptı. Sonra ne oldu? Tutuklandı. Şimdi tutuklandı. Bir tane şey var ortada. Konuşma var. Ve bu konuşmanın içerisinden 3 tane suç çıkarılmış. Ya nasıl olabilir bu? Bir konuşmadan nasıl 3 suç çıkarılabilir? Cumhurbaşkanlığına hakaretten bir tane. 2 tane de 2 ayrı bakana hakaretten suç çıkarılmış. Biri Ulaştırma Bakanlığı, diğeri ise Süleyman Soylu ile ilgili, İçişleri Bakanlığı ile ilgili ifadeler. Ha bu ifadelere siz kaba diyebilirsiniz, sert diyebilirsiniz. Bunlardan hakaret sonucunu nasıl çıkarırsınız? Yahu bir de o ifadelere ben dikkatle baktım. Bir daha vurgulayayım. Cumhurbaşkanı ile ilgili ifade için ağır diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı ile ilgili ifade için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince sarsıcı diyebilirsiniz, sert diyebilirsiniz. Ya siz bunlara hakaret diyemezsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Asıl beni rahatsız eden de o. Cumhurbaşkanı her şeyi söyleyebiliyor. Cumhurbaşkanı aklına gelen her cümleyi herkes hakkında kullanabiliyor. Kılıçdaroğlu'na şerefsiz dedi. Cibiliyesiz dedi. Devlet Bahçeli'ye zürriyesiz dedi. Osman Kavala'ya Soros'un artığı terörist dedi. Selahattin Demirtaş'a milyon kere terörist dedi. Efendime söyleyeyim. Meral Akşener'e bu daha iyi günlerin dedi, cezaevini gösterdi. İmamoğlu'na ben senin başkanlığın düşer dedi. Sezen Mansur Aksu'ya. Yavaş'a ona geleceğim. Mansur Yavaş'a çeksenek tahsilatçısı dedi. Sezen Aksu'ya en son kellesini alırız dedi. Dilini keseriz dedi. Cumhurbaşkanı bütün bunları söylerken usta siyasetçi oluyor yandaşların gözünde. Usta siyasetçi, belagat sahibi. Efendim zaten bu üslup farklılığı oluyor. Cumhurbaşkanı bütün bunları söylerken siyasetçi oluyor. Siyasetçi de böyle söyler oluyor. Fakat aynı ile karşılık bulduğunda biri de Cumhurbaşkanı'na ona benzer bir tonda cevap verdiğinde bu kez Cumhurbaşkanı oluyor. Ya söylerken siyasetçi,
Biri size söylerken Cumhurbaşkanı, siz söylerken siyasetçi şapkasını, parti genel başkanı şapkasını takıyorsunuz. Biri size söylerken Cumhurbaşkanı şapkasını takıyorsunuz.